اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد dear kardeşlerimiz أظامل derslerimizde amil bölümünü bitirdik mamul bölümüne başlıyoruz bakın الباب الثاني في المعمول İkinci bab mamül hakkında. Ve ala O da iki kısımdır. Mamül iki kısım. Ma'mulun bil asaleti. Asalet ile mamül olan. Yani e, mamül bil asale diyoruz ıstılah olarak. Aslen mamul olan. Ve ma'mulun bit tebaiyeti. Bir de tebeiyet ile tabi olarak mamül olan. Ey yani İ'râbuhu yekûnu misle i'râbi metbu'ihî. Yani onun irabı, metbu'nun irabı gibi olur. Bunu biraz izah edelim. Şimdi demek ki mamül ikiye ayrılıyor. Bil asale olanlar mamül bil asale bir de mamül bit tebaiye Mamur bil asale doğrudan etkilenir. Mesela C e zeydun Dediğim anda C e fiildir, zeydun faildir. Fiil, fail raf etmiştir. Doğrudan. Fiil, fail raf etti. Câe zeydun El fâdiluh faziletli zeyt geldi dediğimde bakın el fadru de merfudur. Peki bu amilden doğrudan mı etkilenmiştir? Yok dolaylı. Bu amilin faili olan zeyt kelimesinin sıfatı olmuştur. Sıfat da efendi mevsufuna uyar. Bu sıfat bu da mevsuf. Yani el fadil kelimesinin merfu oluşu mevsufunun merfu oluşu dolayısıyladır. Ona tabidir. Oysa zeyt kelimesi doğrudan amilden etkilenmiştir. Elfad ise efendim, tabi olarak bu hükmü almıştır. Yani bir şey düşünelim. Mesela <laughs> bir tren olsa trenin lokomotifi var. Burada da trenin şoförü var, yani kompartmanda efendim, e, treni idare eden görevlisi var. Burada lokomotifin gittiği yöne vagonlar gider. Yani tabiri caizse bunu biraz normal bir araba gibi düşünürsek, direksiyonu doğrudan etkilenen o ilk lokomotif bölümüdür, ana gövdedir. Öbürleri ise tabi olarak etkilenir. Onlar da o tarafa gider. Yani bu sağa giderse bunlar da sağa gider. Sola giderse bunlar da sola gider. Düz giderse bunlar da düz gider. Bu içerideki hareketlerden doğrudan etkilenir. Bu amil olan şoförün hareketlerinden doğrudan etkilenir. Geride gelenler ise bu hareketlerden dolaylı etkilenir. Buna bağlı, buna tabi oldukları için etkilenirler. Adeta böyle bir şey. Mamul bil asale doğrudan etkileniyor, öbürleri dolaylı etkileniyor. Mesela Darabtu Zeyden ve Amran. Zeydi ve Amr'ı dövdüm. Darabtu fiil fail. Zeyden mef'ul. Darabe fiilinden doğrudan etkilenmiş. Onun mef'ulü. Amran ise atıf. Yani bu matuf, bu da matufun aleyh. Amran Zeyd'e tabi olduğu için efendim mansub olmuş. Evet. İşte bu tür olanlara ma'mul ma bit doğrudan olanlara da ma'mul ma bil asale diyoruz. Evet. ed darbül el-evvelu erba'atu enva'in. Birinci darp, birinci kısım dört nevdir. Merfu'un. Birinci merfu. Ve mensubun mansup. Ve mecrurun, mecrur, muhtassun bil ismi, isme has, mecrur. Ve mecuzumun, muhtassun bil fiili, fiile has olan da mecuzum. Yani bir kelimenin üç türlü irabı olur. Bir kelime ya merfudur, ya mansuptur, ya da mecrur veya meczumdur. Eğer kelime isimse merfu, mansup, mecrur olabilir. Fiil merfu, mansup, mecrur olabilir. Evet. Derler ki derler ki e, yani bu nahvin ilk kuruluşuyla alakalı Hz. Ali Ebul Esvet Eddu Ali'ye demiş ki El fa'ilu merfu'un Fa'il merfudur ve mef'ul mansub mansubtur ve mudafu ileyhi mecrurun mudafun ileyhi se mecrurdur vanhu haza'n nahve bu yoldan git bu yolu takip et demiş ve buradan hareketle işte raf nasb cer e, ve nahiv e, buradan oluşmuş denilir şimdi bizim ma'mul bel hasalelerin kısımları bunlar merfu mansub mecrur meczum Bunları inşallah e, sırasıyla göreceğiz. Sonra mami bir tebaiye ile inşallah görmüş olacağız. Emel merfuu fetisatun. Merfua gelince o dokuz tanedir. Dokuz tane merfu var. El evvelul Birincisi faildir. Nahvu rahimallahu ta'ala et-taibe. Allah tevbe edene merhamet etsin. Veyahut da merhamet etti. Ee, mecaz anlamda, dua anlamında alabiliriz bunu. Allah tövbe edene merhamet etsin. veya da merhamet etmiştir. Şeklinde iki türlü anlam verebiliriz. Burada tabii dikkat, bizim için önemli olan, efendim <laughs> Rahimallahu diyoruz. Rahimallah. Allah merhamet etti. Bakın bu ne? Fiil. Bu, fail fiil fail. fail fail her zaman ama her zaman fiilden sonra gelir. Failin fiilden önce vaki olduğu görülmemiştir. Fail hiçbir zaman fiilden önce bulunmaz. Burada dikkat etmemiz gereken ile alakalı birkaç husus var. Biri bu. Fail her zaman fiilden sonradır. Hiçbir zaman fiilden önce gelmez. Peki hocam mesela biz efendim tamam. Caizeydun dedik. Güzel. Fiil fail. Fiil fail. Ama bazen de Zeydun caiz diyoruz. O zaman e, aynı anlamda failine gelmiş. Yok. Failüne gelmiş değil. Dikkat edin. Burada Zeydun müptedadır. Bu konular belki yani görmeyen arkadaşlarımız olabilir. İlk defa buradan takip edenler olabilir. Ama inşallah ileride onları göstereceğiz. Burada sadece o anlattığımız asıl şeyi onlar odaklansınlar. Bu müptedadır. Bu da haberdir. Haberdir. Yani e, bu caenin faili gizli bir hüvedir. Gizli bir hüvedir. Zeydun cae Cain'in faili Ceyd'in değil. Ya gizli bir hüve. Peki başka bir misal vereyim mesela. Şöyle olsaydı bakın. Et talibani. İki talebe ne yaptılar? Zeheba gittiler. Şimdi buradaki zehebe fiilinin faili ne? Bir bitişmiş bir zamir. Zehebeye bitişmiş bir zamir olan şu ve hebenin faili kesinlikle buradaki faile talibani değildir. Demek ki bizim öncelikle bileceğimiz, hiç unutmayacağımız şey failin her zaman ve her yerde hiç istisnas olmaksızın fiilden sonra geldiğidir. Biri bu. İkincisi faille fiil arasındaki uyum fail ile fiil arasındaki uyum. Bakın. Vehebe Zeydun. Zeyd gitti. Fiil fail. Vehebe müzekker. Vehebe müzekker. Peki Fatıma de desem nasıl diyeceğim? Vehebet Fatimetu. Vehebet Fatıma diyeceğim. O halde ne diyoruz? Efendim, fail müzekkerse fiil de müzekkerdir. Fail müennesse fiil de müennestir. İkinci olarak bileceğimiz husus da bu. Peki. Ama bazen sanki böyle e, Kur'an-ı Kerim'de dikkatli okuyanlar rastlarlar. Bazen fail müennes oluyor ama Fiil müzekker oluyor. Fail müennes, fiil müzekker. Bu nasıl olur? Mesela şöyle. Diyor ki, ve qale nisvetün. Kadınlar dediler ki, kadınlar dediler ki diyor. Ha. Veyahut da kitaplarda söylüyorlar. Diyorlar ki mesela, tala'a eşşemsü. Eşşems, eş Arapçada müennestir. Yani ona semai müennes derler. Öyle ya da böyle müennes bir kelimedir. Diyor ki mesela tala'a şemsu. Tala'at demesi lazım. Niye böyle demiş? Bunun tabi tafsilatı var. Yani fiil nerede müzekker olmak, nerede müennes olmak zorundadır. Bir defa ana kaidemizi unutmayalım. Fail müzekkerse fiil de müzekker. Fail müennesse fiil de müennes. Bu ana kaydı doğru. Ama şunu şu kadar söyleyeyim ben. Fail müennes müzekkerse fiil kesinlikle müzekkerdir. Fail müzekkerse fiil kesinlikle müzekkerdir. Fail müennesse fiil müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Sadece bazı yerlerde fiil müennes olmak zorundadır. Fail müennes olduğunda fiil müennes olmak zorundadır. Demek ki şöyle düşünelim biz. Fail müzekker, fiil müzekker. Fail müennes bu durumda iki ihtimal vardır. Fi, fiil ya müennes olmak zorundadır veyahut da fiil müennes olabilir. Böyle eğer şimdilik kafamızda kalırsa en azından okuduğumuz metinlerde, Kur'an-ı Kerim'de vesaire sorulara bu şekilde cevap bulabiliriz. Bunları inşallah izhar derslerinde fail konusu gelince bu konuyu daha tafsilatlı bir şekilde inceleyeceğiz. Üçüncü olarak söylemek istediğimiz bir husus daha var. O da şu. Şimdi bir fiil fail kullandığımızda vehebe zeydün zehebet fatımadı bunlar kolay misaller. Desem ki ben iki talebe gittiler nasıl diyeceğim? Zehebe gittiler. Şimdi şöyle bekleyebilir bazı arkadaşlarımız. Vehebe et talibani diye bekleyebilir. Bu yanlıştır. Fiil eğer normal bir isim olan bir zamir değil de normal bir isim olan failden önce geliyorsa eğer o fiilin müfret olması gerekir. Bakın vehebe et talibani olacak. Veheba olmaz. Vehebe et talibani. E hadi bu çoğaltalım. Vehebe et tullabu. Aynı şey. Mühendis kullanalım. Vehebet Et-talibatu böyle. Bu şekilde bileceğiz. Fiil fail böyle kullandığımız zaman fiilimiz muhakkak müfret olacak. Onu söylüyoruz. Bir husus daha burada söyleyelim. Yalnız şöyle dersem mesela. Ben zehebe et talibani değil de et talibani'yi öne alırsam ne olur? Et talibani'yi öne alırsam ben et talibani zeheba derim. Dikkat edin. Et talibani zeheba derim. Bu durumda talibani fail olmaz. Biraz önce bahsettik. Mübteda deriz ona biz. Ha zeheba diye efendim müsenna haliyle getiririm ki burada zehebe fiilinin faili de elif olmuş olur. Peki et-tullabu ne diyeceğim? et-tullabu zehebu diyeceğim. Peki et-talibatu ne diyeceğim? et-talibatu zeheb ne diyeceğim? Yani ben fiilin böyle müsenna cemi hallerini burada kullanacağım önce isim gelip, müftede olan bir isim gelip, sonra fiili getirirse eğer, bu durumda ben müsenna, cemi, hallerini kullanacağım. Değilse, değilse ben fiili başta sonra ismi getirirsem eğer, o zaman müfret halini kullanacağım. E, bu hususlar, yani faille alakalı ilk elden zikredebileceğimiz e, önemli önemli hususlardır. E, Tabi ifade ettiğimiz gibi faille alakalı başka tafsilatları da e, vardır ama onları inşallah daha ileri kitaplarda görülür. En azından böyle ilk elden basit metinlerde veyahut da Kur'an-ı Kerim'de rastladığımız problemlerde bize çözüm olabilecek e, e, bir takım bilgileri sunmuş olduk. Naibül fail konusu var. Onu da kısaca izah edelim. Efendim, naibül fail. Naibül fail demek, failin vekili demektir. Failin vekili demektir. Meçhul fiillerden sonra gelir. Hemen bakın. Darabe Zeydun Amran darabe Zeydül Amran diyorum. Fiil. Fail mef'ul. Ben Amr dövüldü diyeceğim. Amr dövüldü. Zeyd atıp, amur Amr dövüldü. Zeyd Amr'ı dövdü. Peki ne oldu? Amr dövüldü diyeceğim. Nasıl derim? Yani bakın. Duribe Amrun. Gerçek anlamda Gerçek anlamda darp işini yapan faili attım. Onun yerine mef'ulü fail konumunda getirdim. Onun yerine mef'ulü fail konumunda getirdim. Türkçe'de biz buna sözde özne, aslında esasda özne değil, İşin öznesi değil o. Sözü de, sözde özne deriz. Arapça'da da failin vekili, naibi, temsilcisi manasında naibül fail deriz. Doğru ve amrın. Bir iki misal daha yazalım buna. Bakın. Ekelet Fatimatu et taame. Fatıma yemeği yedi. Peki bunu meçhul yapıp şu et taame inabe'l yapsam nasıl derim? Burada ekeletti ama niye ekeletti? E çünkü Fatıma müennes de onlar ekeletti. Peki şimdi et taam naib'il fail olarak geliyor. O zaman ne olacak? et etta'amu olacak. Bir misal daha yapalım. Efendim. Ekele zeydun et tuffahate. Zeyt elmayı yedi. Şimdi bunu meçhul yapayım. Yani ben zeyt elma yedi elma yenildi diyeyim. Nasıl derim? Bakın. Ukile et tufahat tu. Demem tabii ki. Ne derim? Et tufahatu. Efendim müennes olduğu için ukilet derim ukilet et tuffahatu derim. Niye? Çünkü zeyt faildi. Fail konumunda zeyt vardı. Zeyd'e göre zeydi dikkate alarak yaptım. Zeyt gitti artık onun hükmü kalmadı. Onun yerine geçen vekili et tuffaha kelimesi var. Ona dikkat edeceğim. Et <laughs> tuffaha müennes olduğuna göre fiilde burada müennes kullandım. İşte bu tür meçhul fiiller. Meçhul fiillerden sonra gelenlere biz ne deriz? Naibül <laughs> fail deriz. Merfu muamüllerin ilk iki tanesi bunlardır. Birincisi fail, ikincisi de naibül faildir. İnşallah e, müpteda haber, kânen ismi e, konularını da önümüzdeki derslerde anlatırız. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.